Erol Göka Düşmanıma Rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısa yüreğin sadece iki dizelik bir şiirin adıdır yazımızın başlığı. Şöyle der Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Aslında bu muhteşem iki dize yetiyor da artıyor bile söyleyeceklerimizi en özet haliyle ifade etmeye ama yine de üzerine kelam etmeye değer bir konu. Düşmanın iç dünyamızdaki yeri. Yaşayıp giderken pek üzerinde düşünmüyoruz. Oysa eminim çoğumuzun zihni dostlarından ziyade düşmanlarıyla meşgul. Ancak düşmanları sayesinde kendilerini din zinde tutabilen, tuzaklara karşı uyanık kalabilenlerimiz öyle fazla ki kendilerince haklı olabilirler. Zira psikolojiden bakıldığında düşmanların asla dostlar tarafından sağlanan sağlamayacak faydalar ürettikleri, mesela içinizdeki kötülükleri düşmanın üzerine boça edebilme imkanı bulduğunuz gerçeği ortaya çıkıyor. Cengiz Aytmatov'un kendi ayıbını örtmek isteyen başkalarının yüzüne kara çalar sözüne karşılık olarak bizim Denizli'de ineğimin alnı sakar, adını bana takar denir. Böyle birçok bahis açabiliriz. Gelin en iyisi düşmanlığın faydaları üzerinde biraz duralım. İlk bakışta tuhaf gelse de psikolojik bakışımızı geliştirmek için gerçekten de kafa yormaya değer bir konu bu. Düşmanlığın faydaları diye yazıyorum zira o bir kitap adı aynı zamanda. Wilhelm Schmidt'in Tanıl Bora çevresiyle iletişim yayınlarından çıkmış Risalesinin adı. Schmidt'in bu kitabından hayli yararlandığını belirtmek isterim bu yazıyı yazarken. Ama geçerken söyleyeyim onun düşmanını sevmek Hristiyan teması üzerine bina ettiği fikirlerine asla katılmıyorum. Hristiyanlığın temel ilkelerinden olan düşmanını sevmek aynı zamanda bu inancın İslamiyetten temel ayrım noktalarından birisi olduğunu düşünüyorum. Hristiyanlıktaki düşmanını sevmek temasının batı ıkçılığıyla bağlantısı olduğunu İslamiyette yerini affetme başlığı altında sıralayabileceğimiz zengin bir düşünce ve davranış çeşitliliğine bıraktığı kanaatindeyim. Neyse şimdi konumuz bunlar değil. İslamiyet'te ve Türk kültüründe düşman kavramının yeriyle ilgili bir gün ayrıntılı konuşuruz. Ya da bir konuşan olursa biz de arada söz alırız inşallah. Ötekilerle husumet, belirli ilişki türlerine daha fazla değer vermemize yol açar. Bir düşmanlık hayatta sürekliliği sağlar ayrıca. Belki başka ilişkilerden daha da iyi yapar bunu. İnsanın tutunabileceği ve yönünü tayin edebileceği sabit bir noktadır. Düşmanların insanı başka türlü daha zor kalkışabileceği büyük başarılara doğru mahmuzladığını da unutmamalı. Şunlara göstereceğim diyerek edilen gizli yemin herkesin zihninden geçmiştir. Düşmanlığın böyle anlaşılması anlamları olabiliyorsa onu kolayca bir kenara bırakamazsınız. Hayata daha iyi entegre edilmeyi hak ediyordur daha ziyade. Sizce de öyle değil mi? Düşmanlık hayatta dayanak ve yönelim sağlar. Çünkü olumsuz bir diğer olmakla beraber bir temel izlek gibi hayatın evrelerini veya tüm hayatı kat ederek sürekliliğin teminatı olur düşmanlık sayesinde bir insana uzun süre gayet doğal görünen bir şey yani diğer insanları sevebilmek ve onlar tarafından sevilmek şimdi özel bir değer olarak temayüz eder. İnsan düşmanları sayesinde sevdiklerinin kıymetini bilir. Düşmanlar benliğimize neredeyse başka bütün kaynakların temin edebileceğinden daha fazla zengin enerji sağlar ve böylece içimizde öyle kolayca kurumayan insanüstü kuvvetleri uyandırırlar ve hayatında bir motivasyon sıkıntısı, çalışmasında bir ilham eksikliği hisseden herkes minnetle bundan istifade edebilir. Şunlara göstereyim hırsı daha büyük gayretleri mahmuzlar. Düşmanlık bir insana basbayağı can verebilir, onun varlığına ruh yani enerji bahşedebilir ve hayat üfleyebilir. İnsan kendi benliğinin tanımına yapılan belirleyici katkıyı düşmanlarına borçludur. Çünkü onlarla zıtlaşırken ne olmadığı berraklaşır zihninde. Ben onlar gibi değilim. Düşmanlığın hasımlar arasında tesis ettiği sıkı bağlantı anlamın ilk kaynağıdır. Aralarında asla yapıcı bir ilişki kurulamamış, yıkıcı ilişkilerinin bir gelecek vaat etmediği taraflar bu günlerini düşmanlıkla mükemmelen doldurabilirler. Enerji akımı ancak iki zıt kutup arasında gerçekleşebilir. Hayat, sevgi, arkadaşlık, iyi işbirliği, ahbaplık ve komşuluk ilişkilerin oluşturduğu pozitif kutba ek olarak bir de negatif kutba ihtiyaç duyar. Düşman kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş, kötülük düşünen manasına geliyor. Bu yönüyle bizim de çokça düşünüp uğraştığımız kötülük problemiyle doğrudan doğruya ilgili. Denilebilir ki kötülük niye varsa hayatımızda düşmanlık ve düşmanlar da aynı nedenlerle bulunur. Kötülük üzerinden düşünmeye başladığımızda bazı düşmanlıkların ve düşmanların iç dünyamızdan köken aldığını rahatça fark edebiliriz.